Ilgaz'ın tutuklanması, Ömer'in bomba planları, Yekta'nın sürpriz kararları, 6 ay sonra bir şok senaryo ve Ceylin'in karşı karşıya kaldığı büyük tehlike. Tüm bunlar yargıda kartların yeniden dağıtılmasını sağlayacak ve dengeler sürpriz bir şekilde değişecek. Yeni bölümde öyle olaylar yaşanacak ki tüm izleyenler ekran başına kilitlenecek. Bu videomuzda kesinlikle kaçırmamanız gereken bomba detaylardan, gelişmelerden ve sürprizlerden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Tüm planını titizlikle uygulayan Ömer, hedefine ulaştı ve Ilgaz'ın tutuklanmasını sağladı. Üstelik ortaya çıkan delillerden dolayı Ceylin, Eren ve Turgut Ali olmak üzere herkesin eli kolu bağlandı. Şu konuya açıklık getirelim. Bazıları Turgut Ali'nin Ilgaz'ın karşısında olduğunu, Ömer'le işbirliği yaptığını düşündü ancak durumlar bu şekilde değil. Turgut Ali daima adaletin yanında olan iyi bir başsavcı olarak sezon sonuna kadar dizideki rolüne devam edecek. Bu şekilde davranmasının sebebi ise karşı karşıya kaldığı sağlam deliller. Ki zaten Ilgaz Ceylin'e benim karşıma bu deliller çıksa ben de aynısını yapardım demişti. Elbette Turgut Ali'nin bu olayın çözümlenmesine sağlam katkıları da olacak. Peki Ilgaz bu durumdan nasıl kurtulacak? Önümüzdeki bölümde Ilgaz için olumlu gelişmeler yaşanmaya başlayacak. Ve en fazla 2 bölüm içinde Ilgaz aklanmış olacak. Zaten soruşturmayı başlatan Özkan Savcı rolünü canlandıran Serdar Orçin diziye sadece 2-3 bölüm konuk oyuncu olarak dahil oldu. Öte yandan Ilgaz'ın avukatlığını yapan Ceylin için olumsuz bir gelişme yaşanacak ve bununla birlikte sürpriz bir senaryo göreceğiz. Birazdan bu konuya geleceğiz. Ilgaz'ın aklanması konusunda ise şu gelişmeler bizi bekliyor olacak. Birincisi, Eyüp'ün bulunması ve yaptıklarının ortaya çıkarılması. Bu konuyla Merdan Dede ilgilenecek ve Merdan Dede'nin Eyüp'ü bularak gerekeni yapması beklenecek. Ilgaz'ı kurulan kumpasın kilit isimlerinden olan Eyüp, olayların gidişatını etkileyecek. İkincisi, Yekta'nın Ömer'e karşı Ceylin'le işbirliği yapmak istemesi. Bildiğiniz gibi Yekta sürpriz bir kararla saf değiştirerek Ilgaz ve Ceylin'in tarafına geçti. Çünkü Ömer'den fazlasıyla korktu. Bu nedenle Ömer gibi bir psikopattan kurtulup kendini sağlama almak için Ilgaz'ın tarafını seçerek Ceylin'e işbirliği teklif etti. Bu konuda Yekta'dan kritik hamleler gelecek. Üçüncüsü, Ilgaz'ın imzasını birebir kopyalayan makineyi Ömer yok etmişti ancak bu cihaza ait olan bir kablo Ömer'in odasında kalmıştı. Bu detay dikkatlerden kaçmadı. Dördüncüsü ise Raci'nin Metin Amir'in isteğiyle dinleme cihazı yerleştirecek olması. Fakat bu biraz riskli bir durum olacak. Kısacası Ilgaz'ın aklanması konusunda heyecan dolu sahneler bizi bekliyor. Fakat bu süreçte Ceylin kötü bir sürprizle karşılaşacak. Şimdi gelelim diğer bomba konulara. Ceylin bu süreçte Ilgaz'a destek olmak için onun avukatlığını da yapıyor. Fakat Ömer kritik bir hamleyle Ceylin'i Osman'la birlikte kesiğin cesedini gömdüğünü, illegal bir yola başvurduğunu belirterek baroya şikayet etti. Peki Ömer bu bilgiyi nereden öğrendi? Hatırlayın, Parla Çınar'a Osman ve Ceylin'in ceset gömdüğünden bahsetmişti. Tabii Çınar da bu durumdan Eyüp'e bahsetmişti. Doğal olarak Eyüp de bu durumu Ömer'e bildirdi ve Ömer bu kozu kullanarak Ceylin'in mesleğinden uzaklaştırmak istiyor. Böylece meslekten men tehlikesi olan Ceylin, Ilgaz'a yardım edemeyecek. Yeni bölümde bu konuda Ceylin kötü bir sürprizle karşı karşıya kalacak ve eli kolu iyice bağlanacak. İşte tam da bu konuda bomba bir senaryo ihtimali var. Eğer Ceylin için soruşturma başlatılırsa, Ceylin Ilgaz'ın avukatlığını yapamayacak ve üstüne bir de kendisi büyük bir sıkıntıya girecek. Bu durumda sahneye Yekta Tilmen çıkıp Ilgaz'ın avukatlığını ve savunmasını yaparsa dengeler tamamen değişir. Elbette Yekta tüm bunları kendi çıkarlarını gözeterek yapacak. Çünkü Ömer'den fazlasıyla korktu. Hatta Yekta, Ömer'in yalanlarını birer birer ortaya çıkarmaya çalışacak. Psikopat karakterimiz Ömer'in kardeşini öldürerek onun yerine geçtiğini ve hatta Yekta'nın oğlu olmadığını önceki videolarımızda değerlendirmiştik. DNA işini halletmek ise Ömer için basit bir plan. Yekta bir yandan da Ömer'in kardeşini öldürdüğünü ve onun yerine geçtiğini kanıtlamaya çalışacak. Fakat Ömer Yekta'nın da biletini kesebilir. Kısacası ilerleyen bölümlerde Ömer'den Yekta'ya sağlam bir darbe gelebilir. Aynı şekilde Yekta da Ömer'i köşeye sıkıştırmak için kritik hamleler yapacak. Şimdi gelelim 6 ay sonraki şok senaryo ile ilgili kritik gelişmeye. 6 ay sonra yaşanan olayda Ceylin'in elindeki bıçağı hepimiz biliyoruz. Ve geçtiğimiz bölümde bu konuyla ilgili ince bir detay verildi. Ceylin eline aldığı bıçağı Yekta'nın boğazına dayadı. Sonrasında ise çöp konteynerine attı. Ceylin bunu yaparak hem bıçakta parmak izinin olmasına neden oldu hem de bu durumun 6 ay sonra şok bir şekilde karşısına delil olarak çıkmasına sebep oldu. Muhtemelen olayla ilgisi olan Ömer bir şekilde bu bıçağı ele geçirecek ve bunu Ceylin'e karşı muazzam bir koz olarak kullanacak. Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmediğini biliyoruz. Bu konudan detaylıca bahsetmiştik. Belki de Ömer Yekta'yı öldürerek suçu Ceylin'e atacak. Son olarak Eyüp'ten kritik parla hamlesi gelecek ve bu konuda özellikle Eyüp konusunda Çınar'dan hatasını telafi etmesi beklenecek.
Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.